Ve kanalıma hoş geldin. Bugün seninle birlikte üniversiteye gidiyoruz. Çünkü bu hafta jüri haftası. Şimdi 2 yıl sonra tekrar okulda jüriye girmenin nasıl bir his olduğunu birazcık unuttuğum için dedim ki bu anı da videoya çekeyim. Saat şu anda 9'a yaklaşıyor. 9.30 servisle birlikte okula gideceğim. Öğleden sonra stüdyomuz var. Son kez kritik alacağız. Daha sonra da artık maket süreci başlıyor. Maket, hafta ve... Tamam. Bu kadar. Maket ve hafta süreci var. Perşembe günü de jürimiz var. Jürimiz gene 1.30'da gerçekleşecek perşembe günü. Ama aynı zamanda perşembe günü bizim okulun topluluk tanıtım günü de var. Hatta o günde videoya çekmeyi düşünüyorum. Bu video aslında böyle çok bol konuşmalı değil de birazcık daha çalışmalarımı izlediğiniz sessiz vlog tarzında bir video olacak. Size birazcık da proje konumuzdan bahsedeyim. İlk proje konumuz bir seyahat askısıydı. Bize birazcık hocalar ısınma projesi olarak verdi bu konuyu. 3 haftalık bir projeydi. Bugün de zaten 3. haftaya girdik. Projede hocaların bizden istediği seyahat askısını araştırmamız ve gerçekten doğru bir soruna doğru bir çözüm ile bir seyahat askısı ürünü tasarlamamız. Ben bu projede iş seyahatlerine çıkan bireyler için bir seyahat askısı tasarımına gittim. Şu anda benim için proje gayet keyifli olarak gidiyor. Umarım final jürisinde de aynı yine bu şekilde keyifli geçer ve güzel bir şekilde projeyi kapatırım. Şimdi o zaman lafı daha fazla uzatmadan ben çıkıyorum yoksa servisi kaçıracağım. Yıllar sonra ilk defa jüri haftası için üniversiteye gidiyoruz. Kullanım deneyimini buraya taşıyorsun. Bunu seyahati özelleştiren bir sürü unsur ekliyorsun falan. Tamam mı? Bunu buraya taşımışsın. I'm crossing the Potomac. After we talked last night, we both got what we wanted. Just not wanted at this time. The weight is on my shoulders. Cause I just wanna hear your voice. We're both now getting older. Too old to just be background noise. Money doesn't go as far as you think. And you don't need a label for goodbye to sting. We dance until we bleed. Merhaba. Nasılsın Samet? Samet dondu. Geçmiş olsun. Biz iyiyiz. İyi işte. Arkadaş.
Evet Samet Bey, karantinanızın son gününde nasıl hissediyorsunuz? Orada karantinanın son gününde hissediyorum. Yaklaşık bir 4-5 gün değilim. Tekrar yurda geldim şimdi. Bugün aldığım kritikler çok güzeldi. Hocalara prototip göstermiştim. Prototip üzerinden biraz konuştum. Aslında güzel deden kastım şu. Projemin nasıl geliştirebilirim üzerine bana geliştirmeye yönelik kritikler verdiler. O yüzden şu anda aslında kafamda hangi yönde ilerleyeceğimi çizdim. Projemiz yani aslında bugün son kritik demiştim. Ama jürimizin ertelenebilme ihtimali olduğunu söylediler. O yüzden şimdi ben üstümü falan değiştireceğim, yemek yiyeceğim. Günaydın, bugün Perşembe günü okula geldim. Ama bugün bizim topluluğumuzun tanıtım günü var. Yani aslında okulumuzun genel bir tanıtım günü var. Hatta siz zaten o videoyu geçen hafta izlediğiniz linkini tekrar şuraya bırakıyorum. Bugün kritik çok fazla almayacağım çünkü geçen hafta aldığım kritikte malzeme değişikliği yap demişti hocalarımız. Malzeme değişikliği yapacağım ve formunda küçük oynamalar yapacağım. Bin neresi? Ana kaynağın neresi? Yani ana şeyi nereden yapıyorsun bu işi? Burada mı yürütüyorsun? YouTube. Instagram'da mı yok, yürütüyorsun? Yok, YouTube hocam. 1100. Evet. Ben böyle çok etkinliklere katılıyordum okul dışı. Onları vlogluyordum. Hani bana da hatıra olur diye. Covid gelince hiçbiri olmadı. Arkası yok. Arka fotoğrafını çekmemiş. Dördüncü nesilmiş. Bir şey söyleyeceğim. Bu videonun altına yorum yapmak olmaz. Çalışmıyordu diyeceğim. Yani. Yaptı diyeceğim. Bir dakika arasında diyeceğim. Yaman. Alsın hocam. Emre hocam bir şey gösterebilir miyim? Bugün hocalardan malzeme kritiği aldım. Geçen hafta aldığım kritikler üzerine şu anda malzeme geliştirmesi yapacağım. Hangi malzemeyi kullanabilirim ve nasıl birleşim yapabilirim? Onun üzerine kritikler aldım. Birazdan arkadaşımın standında, topluluk standında onun yanına geçeceğim. Eşyalarımı toplayacağım. Sonra eve geçeceğim. Ben dünkü son kritikte malzeme kritiği almıştım ve hoca bana bir iki tane malzeme söylemişti. Bu malzemeleri araştır demişti. Şimdi bana malzemeleri araştırdım ama malzemeyi görmek için ve deneyimlemek için gidip birebir olarak bakmam gerekiyor. Yoksa içime sinmeyecek. Şimdi iki tane strafor aldım. Evde straforum ne kadar vardı hatırlamıyorum. Kalınlıklarını gerçekten çok beğendim. Aynı zamanda neredeyse boyum kadar oldukları için de hani benim bir dönem zaten idare eder. Thank you.
pazar ve gerçekten birazcık yorgunluktan ölüyor gibi gözükebilirim. Dün malzeme arayışına çıktım. Aslında malzemeleri bulmuştum. Hatta sanırım videoda anlattım mı dün hatırlamıyorum. Ama aslında kullanacağım malzemeyi kafamda ayarlamıştım. Ama gene de malzemeyi birebir de görmek istedim. Gittim malzemeyi gördüm. Hatta aldım şu arkada yere attım. Ama şu anda gene malzeme değişikliği yaptım. Bu sefer son nihai kararıma ulaştım. Dün modellememi yaptım, ölçülerimi çıkardım. Daha çok aslında ölçü çıkarırken kendimi videoya çektiğimi hatırlıyorum. Bugün modellememde bir iki tane eksiklik vardı. Modellememin eksikliklerini tamamlayacağım. Ardından onları paftaya yerleştirip pafta çıktısı almaya gideceğim. Saatler şu anda sabah ve erken saatleri olduğu için çok rahatım. Çünkü modellememin %90'ını zaten bitirmiştim. Geriye çok az bir kısmı kaldı. Çözümledim. Yani en azından şimdilik kendi içimde çözümlediğimi düşünüyorum. Maketi en sona bırakıyorum. Zaten şurada maket için kullanacağım malzemeleri dün almıştım. Şu anda modellemem gereken aslında sadece render aldım, şekil değişiklikleri. Yani işte yandan görüntü, önden görüntü. Bir de benim tutma kısmımın, kordon kısmımın farklı versiyon hallerini modelleyip bu kısımların renderlerini alacağım ve daha sonra bunları paftama yerleştireceğim. Haftadaki yerleştirmeleri bitirdim. Aslında şu anda projenin bu hali benim içime gerçekten çok sindi. Pafta için şu anda aslında tek korkum pafta da çok fazla şey var. Yani aslında anlatmak istediğim çok fazla şey olduğu için paftaya da çok fazla ürün koydum. Bu da nihai hali bu şekilde. 50-140 boyutunda bir pafta yapıyoruz. Burada ilk başta ürünü anlatan bir açıdan render ve arka plan. Ardından hemen brief ve ürünün nasıl kullanıldığına dair bilgileri yer verdim. Sonra ürün üzerinden birkaç tane işte kıyafet asıldı. Örneklemeleri koydum. Ve bu şekilde paftamı bitirdim. Up Suite ismi de aslında How I Met Your Mother izleyenler bilir. Barney'in orada Suite Up diye bir cümlesi var. Ben de burada aslında bunu kendi kitleme uyarlayarak Up Suite olarak revize ettim diyebilirim. Paftayı kaydedeceğim. Birazdan çıktı almaya gideceğim. Daha sonra yemek yiyeceğim, biraz dinleneceğim. Sonra da makete başlayacağım. Maketi bayağı akşama bırakıyorum çünkü yoruldum. Tüm bu 2,5 haftalık süreç sonunda şu anda burada pazar gününde final halindeyiz. Bu bütün 2 haftalık süreci çekmedim çünkü benim için hem çok zorlayıcı olurdu ki büyük ihtimal zaten video çok fazla kesik kesik olurdu. Ama yine de sizinle birlikte son haftayı paylaşmak istedim. Ve bu şekilde şu anda gerçekten çok rahatım. Çünkü paftamı bitirdim. Geriye çıktısını alacağım. Daha sonra maketimi yapacağım. Ve saat daha erken.
bugün jüri günü. Çıktılarımı aldım, paftalarım hazır, maketim hazır, her şeyim hazır. Jürimiz 1:30'da başlayacak ama ben okula erken gideceğim. Umarım bugün jüri güzel geçer. Zaten beni dolu dolu ve yoğun bir gün bekliyor. Ama yine de bu süreci size yansıtabilmişimdir diye düşünüyorum. Benim için özellikle hafta sonu çok yoğun geçti. Malzeme bakmaya gittim, paftamı hazırladım, maketi yaptım. Şimdi çıkıyorum, paftamı alacağım, çantamı alacağım, maketimi alacağım ve gidiyoruz. Şimdi maketimle paftamı aldım. Maketimi şuraya koydum, paftamı diğer şeye. Saat 10'da dersim var, yarışma odaklı tasarım dersi. Saat 1:30'da da jürim başlayacak zaten. Güzel kurgu. Şey güzel, o şeye konulan bir sandalye var, yukarıda var. Geleyim sanki sakin. Hızlandırılmış yaparız. Şimdi dersten çıktık ve sınıfa geldik. Bizim paftalarımız 50'ye 140 boyutunda bir pafta. Ama benim çıktı aldığım yer tam olarak 50 santim olarak çıktı almadı. Biraz daha geniş kağıta bastı. Şimdi ben onun kenarlarından keseceğim. Saat 1:30'da jürimiz var. Yani daha jüriye 1,5 saat var. Şimdi jüri bitti, okuldan çıktık. Saat cidden şu anda saat 19:01. Bitti.